Malatya'da 21 yıl boyunca Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şubesi Başkanlığı görevini yürüttükten sonra yazarlık yapmaya başlayan bedensel engelli Ali Haydar Koyun, Paşaköşkü Mahallesi'nin muhtar adayı olmuş. Koyun, muhtarlığı kazanması halinde Türkiye'nin tekerlekli sandalyeyle hizmet verecek ilk muhtarı olacakmış. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi partilerde belediye başkan adaylığında yoğunluk sürerken aynı tarihte yapılacak muhtarlık seçimi için de adaylar çalışmalarına başladı. Malatya'da da muhtar adayları seçim çalışmalarına başlarken en dikkat çeken isimlerden biri ise bedensel engelli Ali Haydar Koyun oldu. 21 yıl boyunca Sakatlar Derneği Malatya Şubesi Başkanlığı görevinde engellilerin sorunları için çalışan Koyun, Paşaköşkü Mahallesi için muhtar adaylığını açıkladı. Koyun, muhtarlığı kazandığı takdirde Malatya'da bir ilki gerçekleştirmiş olacağını söyledi. Türkiye genelinde şu ana kadar engelli arkadaşlardan muhtar olmuş veya aday olmuş kişiler var. Ancak benim konumumda tekerlekli sandalyede, akülü sandalyede bir muhtar adayı şu ana kadar yani aday çıkmışsa da kazanan olduğunu tespit edemedim. Şu anda bu adaylığım sonucunda kazandığım takdirde Malatya Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Engel bedende değil, beyindedir sloganıyla muhtarlık seçimlerine hazırlanacağını söyleyen Koyun, yıllardır verdiği mücadeleyi anlattı ve projelerinden bahsetti. Sloganım şu: engel bedende değil, beyindedir, düşüncededir, fikirdedir. Çok şükür bende de çalışan bir beyin var, fikir var, düşünce var ve en önemlisi de azim var. Yıllardır bedensel engelli olmama rağmen karda, kışta, çamurda, toprak içinde dinlemeden verdiğim mücadeleyi Malatya ve Türkiye'deki birçok sivil toplum örgütleri ve siyasetçilerle, idarecilerle yakından biliyor. En büyük projem mahallemizin bir defa erişilebilir ve ulaşılabilir olmasını sağlayacağım. Mahallemdeki tüm cadde, sokak ve halka açık yerleri benim kullanımıma uygun olmasını sağlayacağım. İçin elimden geleni yapacağım. Benim kullanabildiğim yeri yaşlı insanlarımız kullanabilir olacak. Hamile insanlarımız kullanabilir olacak. Kadınlarımız, çocuklarımız, yani toplumun tüm kesimi aynı haktan faydalanmış olacak.